Herkese merhaba. Bugün Move to Earn ve Play to Earn sektörlerinin sürdürülebilirliği hakkında konuşacağız. Herkesin bu sektörlere Ponzi dediğini duyuyorum. Fakat milyar dolarlık ekiplerin de Ponzi olma olasılığı çok yüksek. Terra Luna ve UST olayında da gördüğümüz gibi bunlara canlı canlı da şahit olduk. Yani bu piyasada her an her şey olabilir. Çok sağlam dediğimiz ekipler bir anda sıfırlanabilir. Yani o yüzden temkinli olmamız gerekiyor. Şöyle bir gerçek de var ki gün geçtikçe piyasa oturacak, hatalardan ders alınacak ve yıllar sonra artık daha stabil hale gelmeye başlayacak ve bence şu gelecek 5 yıl içerisinde büyük artış yaşayacak ve sonra da tek tük büyük yükselişler göreceğiz gibime geliyor. Yani şu an büyük artışların ve büyük paraların kazanılma sebebi basit. Market cap'in düşük olması, 10 trilyon dolarlık piyasada bu kadar rahat hareket edileceğini düşünmüyorum. Fakat kesin de konuşmuyorum. Her an her şey olabilir. Dikkatli, temkinli ve riski minimalize etmek gerekir. Her ihtimali düşünmek gerekir. Ve gelelim ana konumuza. Move to earn, play to earn. Bu iki sektörün özünde kazanmak var. Yani hırslı insanları oyuna dahil etmenin en kolay yolu. Evet, kazanmayı hayat devam ettikçe herkes ister. Fakat kazanmanın yolları önemlidir. Yani play to earn ve more to earn'e ne veriyorsunuz ve ne alıyorsunuz? Asıl mesele bu. Kazandıklarınızı algoritma nasıl veriyor? Algoritma bunun karşılığında sizden ne alıyor? Ana işleyeceğiniz iki madde bunlar. Eğer diyorsanız ki evet bu algoritma sürdürülebilir, benim algoritmaya kattıklarım faydalı, algoritmanın bana verdikleri faydalı, o zaman bir şey diyemem. Yani sürdürülebilir olduğuna inanıyorsanız sorun yok. Ben mesela blockchain'e, yapay zekaya, Web3.0'ın sürdürülebilirliğine inanıyorum. Bu nedenle yatırımlarımı ona göre şekillendiriyorum. Fakat burada bir diğer önemli husus da gerektiğinden fazla kişi bu işte uğraşır ve gerektiğinden fazla kişiler bu mekanizmayı kullanırsa nasıl yanıt verecek? Bunu da Luna olayında gördüğümüz için tekrar belirtmek istedim. Kısaca temkinli olmak her zaman iyidir. Sorgulamak her zaman iyidir. Sizi ileri taşır. Zaten bir noktadan bir noktaya gelip ve o noktada duracaksak o noktaya gelmemizin ne anlamı var? Hayatta bir şeyler başarmışsam eğer, sürekli altını kazıladığım, sürekli eşelediğim için başarmışımdır. Mortenlerin kısa vadede 1 ila 4 ay içerisinde ivme kazanacağını düşünüyorum. Önemli bir olay olmaz ise. Play to earn'ler de kaldıkları yerlerden devam ederler diye düşünüyorum. Ben ikisine de kendimi üzmeyecek şekilde yatırım yaptım. Evet, videomuz da bu kadardı. Her videomda belirttiğim üzere hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerim ve kendi bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.